Efendim iyi akşamlar. Rumeli Televizyonu gündem siyaset programından merhabalar. Bu akşam gündem seçim programının artık finalini yapıyoruz. Bu akşam 24 itibariyle seçim yasakları başlıyor. Dolayısıyla final yapmak bize nasip oldu. Ve final konuğumuz ise tecrübeli bir bürokrat aslında ama şu anda Bursa Milletvekili İyi Parti'nin Doktor Sayın Kadir Koçdemir. Kadir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi biz sizi gazeteci kimliğimizde aslında vali olarak tanıyoruz. Evet. Önceden valilikleriniz var Burdur'da, Elazığ'da, Eskişehir'de. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve sonrasında da İYİ Parti'de İYİ Parti'ye geçtiniz. Ve şu anda İYİ Parti Bursa Milletvekilisiniz. Evet. Bu süreci nasıl değerlendirirsiniz? MHP'den İYİ Parti'ye geçtiniz ve kurucular arasında yer aldınız. Evet. Ben akıl bali olmadan ortaokulda ülkücü oldum. Evet. Görev yaptığım yerlerde siyasete atıldığım vakit pek çok insan şaşırdı MHP'den olunca. Bürokratlığımda da çok tarafsız, kanunların tarif ettiği gibi bürokrat olmaya gayret ettim sürekli. Ama hep aklımızda bu dünya görüşü vardı. Etrafımıza öyle baktık. Devlet bir yere gönderdiğinde o açıdan orayı gözlemledik. Yurt dışına gittik, başka ülkeleri inceledik. Niye Türkiye'de de yok dedik. Ve bizim milliyetçiliğimiz şuydu. Bir anne babanın kendi evladını sevmesi gibi bir milliyetçilikti. Nasıl ben çocuğumu, torunumu çok severim ama bu başka komşunun çocuğunu sevmeme anlamına gelmez. Yani hiçbir insana Yunus Emre'nin çok güzel ifade ettiği yaradanılanı yaradandan dolayı hoş gören ve seven, kucaklayan bir milliyetçilikti. Ama biz şunu istiyorduk. Bir tatil kafilesi diyelim dünyanın ücra bir köşesine gitti. Söz verildiği gibi herkese tek kişilik oda olmadı. Dediler ki ya bir iki kişilik odada kalacak birisine. Sen iki kişilik odada kalacaksın. Hiçbirini tanımıyorlar. Daha ilk defa indiler. Orada listeye baktı. Türkiye yazıyor birine. O Türkiye yazanın kaldığı odada kalmayı tercih ettirmek. Yani dünyada kendi ülkenizden başka, kendi milletinizden başka hangi milletin insanını en çok beğeniyorsunuz, takdir ediyorsunuz diye bir anket yapıldığında Türkiye'yi ve Türkleri birinci sıraya çıkarma milliyetçiliği. Yoksa evet. Kimseyle bir şeyimiz olmayan. Aslında marka olma. Marka olma. Evet. Ve benim etrafımda milliyetçiliği öğrendiğim şey de böyleydi. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldum. Akabinde Haziran 2015'te milletvekili adayı oldum ve seçildim. Yine Kasım 2015'te de tekrar seçildik. Burada biz her zaman şunu söyledik. Hazreti Süleyman'a derler ki gelmiş. İki tane kadın, bir tane çocuğun annesi olduğunu iddia ediyor. İkisi de ben annesiyim, ben annesiyim, bu çocuk benimdir diye. Hazreti Süleyman da çocukların ikisine de kadınların ikisini de dinlemiş. Getirdikleri deliller, şahitler ama bir türlü karar verememiş. İki anne adayına da veya iddia edene de eşit derecede ait gözüküyor çocuk. Bir türlü karar veremeyince demiş ki bunun belli etmenin bir yolu var. Demiş ki ben dinledim şahitleri, delilleri. Bu çocuğu ikinizde de aynı eşit derecede ait gözüküyor. Ben yapamadım. Onun için şeriatın emridir. Biz bu çocuğu ortadan ikiye derken daha ortadan dediği anda kadınlardan birisi demiş ki ya Resulallah ben yalan söylüyorum. Benim değil bu çocuk. Ben yalancıyım. Olsun. Şöyle durmuş o kadına bakmış. Demiş ki al git çocuğunu. Sen bu çocuğun esas annesin. Çünkü refleks olarak ikiye bölünme lafı edildiği anda
çocuğundan da vazgeçiyor. Yarım olup benim olacağına, evet, bütün olsun, başkasında dursun diyen bir an. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2016 Kasım'ına kadar ki bazı şeyleri söyleniyor idi ama bunlar hep bu çerçevedeydi. Yani 2007'deki bir sürü hukuksuzluk, 367 garabeti, hukuksuzluğu, kapatma davası o zamanki iktidar partisine, buralarda aldığı tutum ya da iç güvenlikle ilgili çok güvenlik güçlerine keyfi davranma şeyi, durumu sağlayan kanunlardaki tutumu hep bu açıdandı. Bu tutum bazen iktidar partisiyle birlikte gibi gösteriyordu, bazen de muhalefetle birlikte gibi gösteriyordu ve insanlar bu şekilde eleştiriyordu. Ama bizim temel şeyimiz, yarım olup benim olacağına bu çocuk, bütün olsun başkasında kalsın, buydu. İşte şeyden sonra bu kongre süreciyle birlikte tavırlar değişti. En son anayasa değişikliği sürecinin başlatılmasında benim partim öncülük etti. Ve oradan itibaren bizim iki seçim beyannamesinde vatandaşa buralarda meydanlarda verdiğimiz sözler, onların dokümanları duruyor, seçim beyannameleri duruyor. Orada ne diyoruz mesela? Diyoruz ki başkanlık, yarı başkanlık, her ne at altında olursa olsun parlamenter sistem dışındaki sistemleri biz Türkiye için zarar görüyoruz ve şiddetle karşıyız. Biz bunu söyledik. Ne dedik? Bütün şehir uygulaması yanlıştır. Yüzyıllardan beri köylülerin tüzel kişiliğini, birlikte iş yapma şeyini ve koruyup geldikleri, üzerine titredikleri köy orta mallarını vesaireyi peşkeş çektirir. Evet. Meralar, arsalar, harman yerleri, köy, evet, konakları. Aynen. Yani o kadar oldu ki mesela Keles'te köylülerin yaptığı hali, Büyükşehir Belediye Binası gene köylülere, özel idare falan da kullanılmamış, 3 aylığı 20 bin liraya kiraya vermiş. 2-3 sene önceydi bu. Belde belediyelerinde orada bir teşkilat var filan. Buna benzer pek çok orada duruyor şeylerimiz. Bunların hepsi ters yüz oldu şeyde. Başkanlık, cumhurbaşkanlığı deniyor ama doğru dürüst bir başkanlık bile olmayan bir sistem, anayasa değişikliği süreci başlatıldı. Hatta o başlatılırken bile 11 Ekim 2016 tarihindedir Sayın Genel Başkan'ın o zamanki beyanı şeydir, bizim bizce doğru olan Cumhurbaşkanı'nın anayasal sınırlara çekilmesidir. Her gün suç işliyor ve konuşmasını bitirirken, internetten hemen ulaşılabilir, son sözü şudur bu konuyla ilgili: biz MHP olarak parlamenter sistemden yanayız. Evet. 11 Ekim 2016. Bir ay sonra Kasım Aralık'ta bu işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi oldu. Ben o zaman bu sistemin hukuk tekniği bakımından yanlış olduğunu, çünkü çok hukuk bakımından sorunlar var. Ben Eskişehir'de anayasa hukuku derslerine girdim. Anadolu Üniversitesi'nde, Osman Gazi Üniversitesi'nde. Sizin yurt dışında hukuk eğitiminiz var. Evet. Yani bu, orada da anayasa devletler biraz daha şey yapalım. Tabii. Yani bilgilerim de tazeydi. Dünyadaki gelişmeler, son anayasa değişiklikleri. Onun için diyorum hani ders vermeye girdiğimi. Dokümanları almıştım. Bilgilerim tazeydi. Hukuk tekniği bakımından çok yanlış bir metindi bana göre. Keza Türkiye'deki demokrasinin bu zamana kadarki tecrübe, demokrasi tecrübesi ve birlikte yaşama kültürü bakımından da yanlıştı. Ama bunların ikisi bir tarafa, bunlar o kadar önemli değil diyelim. Zamanlaması itibariyle bence yanlıştı. Yani benim yazdığım bir anayasa değişikliği metni bile olsa 2017 baharında bunun referanduma sunulması bence yanlıştı. Bunları arz ettim ve arz ettiğim günden itibaren ben yine parti disiplini içinde, partimizin programına, tüzüğüne, seçim beyannamelerine, iki tane seçim beyannamesine ve yetkili organlarımızın aldığı kararlara harfiyen uydum. 50 yıllık çizgisinden bir milim sağına soluna gitmedim. Ama orada grup kararı alınamadığı için meclisteki oylamalarda hayır oyu verdim. Niye hayır oyu verdiğimi anlattım. Fakat meclisteki oylamalar bittikten sonra artık beni de bağlayan bir şey aldı. Partim karar aldı. Bunu almaya yetkisi vardı. Dedi ki Nisan'daki referandumda biz evet diyeceğiz dedi. Ben kararımı değiştirmedim. Vicdanımla hareket etmek zorundayım. Ama bu kararı da ihlal etmedim. Pek çok televizyon kanalından çağrı geldi bana. Hiçbirine çıkmadım. Sivil toplum kuruluşları, hayır cephesinde
şey yaptılar. Onların hiçbirine gitmedim. Evet. Çünkü ben MHP'nin bir vekili olarak partimin referandumda bir şekilde karar aldığının aleyhine bir tavrı orada dillendirmem yanlış olur. İnsanlar, ben bağımsız olsaydım burada Bursa'da aday olsaydım 100-120 oy belki alırdım arkadaşlarımdan, sülalemden. Evet. Orada oylar o partinin remzine 3 hilale verildi. Ben buna devlet terbiyem gereği riayet ettim. Bu zamana kadar da bu anlattıklarımın dışında hiçbir şey söylemedim. Ama buna karşılık biz hemen dışlandık. Listelerden adımız silindi ve üye değilmişiz gibi oldu. Evet. Ben şöyle değerlendirdim. Dedim ki bu üç ilerinin altına mühür vuran insanlar bize itimadını, bizim seçim beyannamemiz gibi düşündüğünü, parti programımız, parti tüzüğümüz gibi düşündüğünü beyan eden insanlar, ki ikiye bölsek oyları, Bursa'da alınanları 100 küsur bin oy bana düşüyor. Ben bunların vekiliyim ve bunların emrinde, hizmetinde kalmaya yasama dönemi sonuna kadar devam etmem gerekir. Onun için bana yapılan komisyon üyeliklerinden düşürüldüm, bir sürü şeyler oldu, alındım, edindim, hiçbir konuşma hakkı verilmedi. Mesela Bursa basını milletvekillerinin performansını ölçüyordu. Evet. Orada ben gene ikinci, üçüncü sıradayım konuşmalarda ama ilk bir yıl, 2016'nın Aralık ayından itibaren bir tane konuşma verilmedi. Bir tane şeyde kanunu hakkım vardı, bu bütün şehir uygulamasının tekrar eski hale döndürülmesi, köylere tüzel kişilik verilmesi, beldelerin kurulması, evet, özel idarelerin tesis edilmesi, evet, onunla ilgili bir kanun teklifim vardı. Onun meclis genel kurulunda gündeme alınmasıyla ilgili 5 dakikalık bir hakkı var. Onun için bir kere ona konuşabildim. Onda da o teklifte imzası olan arkadaşların çekimser kaldı hepsi. Anladım. MHP'nin teklifiydi, MHP'nin seçim beyannamesiydi, evet, ama hepsi çekimser kaldılar. Bunlar olabilir. Bu dönem bitince dedim ki vazife bitti. Benim, evet, vekillik, o seçmene karşı görevim bitti. Artık ben bu konuda hürüm. İstifa ettim ve son zamanlarda Türkiye'nin problemleri, sorunları ile ilgili isabetli, doğru, tutarlı teşhisleri dile getiren ve bunlarda ısrarlı olan, doğru bildiği şeyde her türlü uzda böyle anlaşma, birliktelik vesaire tekliflerini reddeden, eğer onlardan tabii taviz verme ile birlikte gelen teklifleri reddeden İYİ Parti vardı ve İYİ Parti'ye gittim, dedim ki tarafım belli olsun ama orada adaylık çalışması yapmadım. Ki demesinler hani aday olmak için gitti. Böyle bir derdim olmadı. Zaten milletvekilliğini de şöyle diyorum ben. O şimdi seçilecek arkadaşlarımız da var. İyi Parti hariç diğer partiler için söylüyorum. O seçilecekler, mazbatalarını alacaklar. Sağlıkla inşallah arzu ettikleri şeyleri hayata geçirebilecekleri bir milletvekilliği dönemi olur arkadaşlarımızın. Ama şunu bilsinler, İyi Parti dışındakiler, o mazbatayı aldıktan sonra meclisin ilk açılışında yemin ediliyor ya. Evet. O yemin bu yasama dönemi boyunca siyaset yapmayacağıma yemin ederim manasına gelen bir yemin diğer neden partiler. Neden? Çünkü o parti disiplini, evet, sizin meydanlarda dediğinizin 180 derece zıttı şeyler. Dün, evet, at dediğinizi bugün şey yapma ve yani ben olmasam şu olmazdı diyeceğiniz hiçbir şey yok orada. Yok. Hükümetin teklifleri olarak geliyor. Siz parmaktan ibaretsiniz. Ama İyi Parti inşallah böyle olmayacak. Bunlardan ders alarak yola çıktı. Ve bu seçim döneminde hazırlıkları yapılmasına müsaade edilmedi. Yani bu baskın seçimin ana sebebi de İyi Parti'nin seçimlere katılma ihtimaliydi. Ama bütün engellere rağmen insanımız yetki ve güç verecektir İyi Parti'ye. Ve İyi Parti de kendisine gösterilen teveccühü, kendisine duyulan itimadı boşa çıkarmayacaktır. Onu gurur bilip en büyük sermayesi edip inşallah milletin emrinde, milletin hizmetinde olma yolunda bunu kullanacaktır. Bursa mitingini nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Akşener'in, İyi Parti'nin? Beklediğinizin üstünde oldu biraz. Çok diye güzeldi, evet, evet. Yani bir kere katılım, yani maya tuttu mu mesele, evet, siyasette? Katılım çok güzeldi. Bu şunu gösteriyor. Yani Eskişehir valisi olarak ben eski böyle Yunus'tan, evet, okumayı seviyorum. Yunus diyor ki
Dinlemeden anladık, anlamadan eyledik. Eğildik. Gerçek erim bu yolda yokluktur sermayesi diyor. Evet. İyi Parti yokluğu sermaye eden bir parti. Evet. Yani dün işte gene Üsküdar'da bütün meydanın belki kaç yıldır hiç olmadığı halde miting başlarken meydanın elektrikleri kesildi. Karanlıkta evet. kaldı insanlar. Orada güvenlik zafiyeti de oluşuyor. Yani yan kesicisi var, başka bir şey yapmak isteyeni var vesaire. Evet. O lambalar biraz da emniyet için yapılıyor. Bunu bir partiye husumet sebebiyle bunu söndürebilecek kadar ileri giden bir anlayışla karşı karşıyayız. Yani evet. seçimlerin alınması da o. Bursalılar bunu hani dinlemeden anlayıp anlamadan orada eylediler ve bunu gösterdiler. Evet. Demin de dediğim gibi Cenab-ı Allah o teveccühe bizi layık etsin inşallah, utandırmasın. Efendim ciddi bir devlet tecrübeniz var. Biraz da bu tecrübe ışığında Türkiye 24 Haziran seçimlerine giderken nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldı? Yani ekonomik açıdan özellikle son dönemde bir ekonomi çok eleştirildi. İki evet. devletteki şaşa çok eleştirildi ki buraya gelen milletvekili adayları da özellikle Ankara'da siz de çok uzun yıllar bulundunuz mutlaka. Evet. Orada sanki Ankara'nın yapısı biraz farklıymış gibi bir hava çıkıyor ortaya. Son 10 gün önce ben de Ankara'daydım. Kızımın üniversite imtihanı için gittik. İnanılmaz çakarlı araçlarla evet. karşılaştık. Bunu eski vali olarak nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle kızımızın inşallah hayırlı uğurlu olsun, başarılar sağ olun, diliyorum. Teşekkür ederim. O süreç güzel sonuçlanır. Şimdi Osmanlı'ya bakarsanız, Osmanlı'nın yükseliş döneminin mekanı Topkapı Sarayı'dır. Evet. Yani İstanbul'a gidildiğinde ben hemşerilerime, Bursalı hemşerilerime ikisini arka arkasıya Dolmabahçe ve Topkapı'yı evet. bir ziyaret etmelerini isterim. Yani Osmanlı dünyayı yönetirken bir sözüyle birçok şeyi değiştirirken kerpiçten yapılmış derli bir planı bile olmayan son derece sade modüler olarak ihtiyaç duyuldukça eklemeler yapılmış bir bugün bizim saray diyemeyeceğimiz kullanılan malzemelere evet. bir yerdeydi. Ama Osmanlı yıkılırken düğün umumiyeye muhtaç olmuşken, borç paralar alırken bilmem kaç ton altın avizesi olan, parmaklarınızı arkadan sayabileceğiniz şeffaf mermerleri olan, bir sürü debdebesi olan bir sarayda Dolmabahçe Sarayı'nı yaptı. Evet. Yani bunun ben özel şirketlerde de görüyorum. Yani bazı iş adamı arkadaşlarımız başlıyorlar bir işe, yükseliyorlar. Altında işte C klas bir araba. 6-7 yaşında ya biz yakıştıramıyoruz diyoruz ki ya sen artık biraz şey oldun ya zaten vakit bulamıyoruz falan filan diyor. Sonra duyuyoruz batmaya başlamış. Çekler geri dönüyor, senetler protesto ediliyor filan. O zaman hanımına 1 trilyonluk kendisi binek arabası ayrı, jipi ayrı, spor arabası ayrı şeyler alıyor. Türkiye'de bunu yaşıyor şu anda. Evet. Ankara'da bunu yaşıyor şu anda. Çünkü hak etmeyen adamlar hak etmedikleri itibar, statü, makam, mevki ve maddi zenginliğe şey yapıyorlar. Evet. Türkiye'nin temel problemi bu. Yani Türkiye'de şimdi Tayyip Erdoğan şöyle bakıyor dünyadaki ülkelere. Diyor ki Türkiye Japonya gibi olsa ben %50 oy alabilir miyim? 49, 48, 40'ın üzerinde bir oy. Evet. Mümkün değil. Evet. O zaman yaşasın bu sistem. Evet. Muhalefetin başındaki bir lider diyelim diğer partideki İşte şu kadar seçim kaybediyor, bir şeyi yok. Diyor ki Türkiye Danimarka gibi olsa ben böyle bir partinin ikinci, üçüncü neyse bir partinin başında devam edebilir miyim? Yok. O zaman yaşasın bu sistem. Ben diyorum ki Türkiye Fransa gibi olsa Eskişehir muadili bir ilde valilik yapabilir miyim? Yok, olmaz. Çok daha fazla yetişmek lazım. Yaşasın bu sistem. İsim vermek istemiyorum. Geçen Dünya Bankası'nın bir araştırması vardı. Çok çarpıcı bir araştırma. Dünyada devletle iş yapan, sponsoru devlet olan firmaları şey yapmışlar. İlk 10 firmanın 5'i Türk firması. Evet. Dünyadaki en büyük firmalarda devletten
zengin olan diyelim firmalar. Tabi bunların içinde Amerika Amerika'da firma yok. Ama 10 firmanın 5'i Türkiye. Şimdi oradaki işte milletin anası bilmem ne diyen o kasetlerde millete söven falan adam evet. diyor ki ya Türkiye misal Almanya gibi olsa ben 10 yılda servetimi 30 kata çıkarabilir miydim? Aslında mümkün değil. Mümkün değil. O zaman yaşasın buradaki sistem. Evet. Filanca yerdeki rektör diyor ya ben bu üniversiteye öğrenci olarak girebilir miydim? İşte Türkiye Amerika gibi olsaydı Harvard vesaire olsaydı bu üniversite. Yok ama ben burada rektörüm. Aday olmadığım yere atanabiliyorum. Yaşasın bu sistem. Evet. Yani bu sistemin devamında faydası olan, karı olan, statü olarak, itibar olarak, hukuki güvence olarak, para olarak, maddi manevi zenginlik olarak insanlar var ve bunlar bu statikoyu devam ettiriyorlar. Benim 3 yıllık meclis tecrübemde gördüğüm bu. Herkes Tayyip Erdoğan'ın orada devam etmesi için ulaşıyor. Kimisi açık. Bürokrasi dahil. Bürokrasi, siyasiler de, rakip olanlar da dahil. Yani evet. Şikeli bilik gibi. Kimisi açıktan diyor. Diyor ben A Spor'un şampiyonluğunu destekliyorum. Önümüzdeki 6-7 yılda onun şampiyon kalması için destek vereceğim. Bunu da ilan ediyorum. Evet. Kalesini boş görsem gol atmayacağım. Kendi kaleme gerekirse 3 puanı lazımsa kendi kaleme gol atacağım. Evet. Diğeri sözde kavga ediyor. O da ne yapıyor? O da kalecisi mesela 4. dakikada çok iyi bir kalecisi var. Kıytırık bir şeyden kırmızı kart görüyor. Kale boş kalıyor, gol yiyor. Bir şey yapıyor, dışarı atıyor, hükmen mağlup oluyor vesaire. Ama maksat bir. Bir diğeri mesela Türkiye'de HDP ve onunla birlikte fikir akrabalığı olan şeyler 1980'lerden beri biz vazifemiz gereği biliyoruz. Başkanlık sistemi isterler. Evet. En son Abdullah Öcalan'ın o Berlin'de basılıp Türkiye'de hepimizin okuduğu bu İmralı Notları kitabında 3 sayfada yazar. Başkanlık sistemi Türkiye için kurtuluştur ve Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını destekliyoruz, destekleyeceğiz diye. Bunlar gazetelere falan da çıktı, yalanlanmadı da. Ama 16 Nisan'dan önce HDP biz başkanlık sistemi istiyoruz demedi. Evet. Bizim istediğimiz bu değil demedi. Eğer onu derse kurguya tersti, evet. 60-65 çıkardı hayır. Yani burada şey çok iyi ama aşağıda bizler vatandaşlar birbirimize şey yapıyoruz. Bu siyaset simsarları Türkiye'nin kaymağını hak etmedikleri şeyleri alıyorlar. Ünvanları, statüleri hem kendileri hem yakınları kan bağı olanlar. Biz de şey yapıyoruz. Rahmetli babamın çok sıkça verdiği bir örnek vardı. Derdi ki oğlum iki köy arasında mera başına yayla başına kavga olur. Kim otlatacaksan oraya girsen girmeyeceksin. En önde gidip birbirinin kafasını gözünü yarıp kanını akıtan hatta bazen ölümle de olur o şey. Onların derdi damda çepici olmayanlardır onlar. Sürü sahipleri şeyde otururlar akşam onlar gelince gel bir çay iç. Ya vuramadınız mı? Keşke şey yapsaydınız falan filan der. Türkiye böyle oldu. Yani aşağıda bir kamplaşma, kutuplaşma, birbirimizden birbirimize ne ithamlar, şucu diye vesaire. Bunlar iyi değil. Yani ben hep onu söyledim belediye seçimlerinde de. Tansiyon ölçer gibi bir memleket sevgisi ölçen bir cihaz olsa bu toprakta doğan herkes Tayyip Erdoğan'da başka bir partideki de onun koluna taksak şeyi o ibreyi sona vurdurur, bozar o cihazı. Hepimiz memleketi seviyoruz. Ama ben diyorum ki böyle böyle olursa benim için ve çocuklarım için, torunlarımız için, gelecek nesiller için daha iyi olur. Siz diyorsunuz ki başka türlü olursa. Ne yapacağız? Biz bunu anlatacağız. Hangimizinkini vatandaşımız daha makul, uygulanabilir, doğru bulursa ona yetki verecek. Demokrasi bu. Geleceğiz. Yapacağız bir şeyler. Artık yapamamaya başlayınca başka biri gelecek. Demokrasinin en güzel tariflerinden birisi iktidarın kavgasız gürültüsüz el değiştirdiği rejimdir. Evet. Ama Türkiye'de bu tam artık bundan çıkıyoruz biz. Yani son başkanlık sistemiyle artık bu biraz zor. Bakın dünyanın neresinde var? Sandık başına diye kampanya var. Evet. Ama kampanyanın ikinci cümlesi sandık peşine diyor. 10 gündür, 15 gündür insanlar akşam aman oraları terk etmeyin, sabahleyin en erken siz gidin. Evet. Bir güvensizlik var. Biz Türkiye'de darbeler gördük, demokrasimiz arızalıydı, pek çok eksiğimiz vardı. Ama sandık konusunda 46'dan sonra böyle bir tereddüt olmadı şeydi. Son 2-3 seçimde. Yüksek Seçim Kurulu da bu konuda hiçbir açıklama yapmıyor Sayın Vekilim.
Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun, bakın, hukuk hepimize lazım. 367 kararı bir hukuk katliamıdır. Abdullah Gül'ün seçilmesinde olan. Yüksek Seçim Kurulu'nun bundan önceki anayasa referandumunda verdiği mühürsüz zarf ve pusulada kullanılan oylar geçersizliği de bir hukuk katliamıdır. Çünkü kanun çok açık yazıyor. Aynen cümle şu. Mühürsüz zarf ve pusula ile kullanılan oylar geçersizdir. O kadar. Sen yorum yapamazsın burada. Amir hüküm çünkü. Amir hüküm, evet. Yani Yüksek Seçim Kurulu artık parti liderleri, adaylar da güvenini yitirmiş bir müessese, bir kurumumuz haline gelmiştir. Ama biz suhuletle, sükunetle, itidalle, soğukkanlılıkla bunu aşacağız. Bizim milletimiz geçmişte bu tür şeyleri çok aşmıştır. Bunun en büyük örneği şu anda iktidarda olanlardır. Yani milletvekilini bırak, aday yapılmadı, muhtar bile olamaz dendi. Ama millet diğer partilerin hepsini barajın altına bırakıp bu kadrolara fırsat verdi, güç verdi, kuvvet verdi. Onlar da Allah razı olsun 2007-2008'e kadar doğruları yanlışlarından fazlaydı ki milletimiz tekrar yetki verdi. Ama 2007-2008'den beri 10 senedir önce patinaj yaptılar, yerinde saymaya başladılar. Daha sonra da son 4-5 senedir safi zarar veriyorlar memlekete. Çünkü Türkiye'yi hukukun olmadığı bir ülke haline doğru götürüyorlar. Götürüyorlar. Meral Akşener ortaya çıktığında, siyasi arenaya çıktığında siyasetinde dengesi değişti. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü çok sert söylemlerle geldi. Devlette şu hatalar var dendi, dedi daha doğrusu. Devletin yeniden şekillendirilmesi, parlamenter sisteme tekrar dönülmesi gerektiğini vurgulayarak sahneye çıktı. Destek de gördü. İşte parti kuruldu, seçimlere giriyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi, Meral Hanım'ın temel farkı mış gibi yapan o danışıklı dövüş kumpanyasına dahil olmaması. Statiko muhafızlarına dahil olmaması. Hı. Başka bir farkı yok. Hakikaten bir şeyler yapmak istiyor. Tamam, ben diyor sizi işte havaalanına götüreceğim mesela, veya Türkiye'yi şuraya götüreceğim, havaalanına götüreceğim. Siz bakıyorsunuz ya araban o kadar şey değil, bak lastiğin havası yok vesaire diyebilirsiniz. Çünkü çok çullanıldı üzerine. Ama gerçekten götürmek istiyor. Götürmek istiyormuş gibi yapmıyor. Temel farkı bu. Onun içinde diğer çok daha sert söylemi olan, geçmişte siyasi liderlerin birbirleri hakkında söylediklerini sosyal medyada duyuyoruz. Evet. Çok daha ağır sözler, sinkaf küfür diyebileceğimiz şeyler olanlara gösterilen müsamahanın %1'i, bir hanım olması hasebiyle bu tür söylemleri asla olmamış, hiçbir liderin şahsıyla ilgili en küçük bir imada bile bulunmamış bir hanımefendiye gösterildi. Sebebi budur. Samimi ve özü sözü bir olması. Gerçekten Türkiye'yi yönetmek istiyor olması. Evet. Yoksa diğerlerinde ben bunu göremedim. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi dese ki kızdırdınız beni. İşte yeter ya bu kadar. Ben de bırakıyorum her şeyi. Partiyi de kapatıyorum dese bazıları uyuyamaz. Geçmişte onu gördük biz. 2011'de ameliyata girdiğinde herkes bir an önce ekonominin başına geçmeli, şey yapmalı falan. Evet. Yani düşünün, ben ülkücü camiadan geliyorum. Yarım asırlık bir hareketiz. Türkiye'yi yönetecek bir tane aday çıkaramadık işte. Sorulduğunda bu memleketi canından çok seven biziz. En çok okuyan yazan biziz. En nitelikli kadrolar bizde. Ama bu memleketi yönetmeye talip bir aday bizden çıkmıyor. Burada bir mış gibi yapma var. İşte bunun dışında olan birisi olduğu için Meral Hanım her türlü bir şekilde boğulmak, kaynağında kurutulmak için bütün devletin bütün kurumları harekete geçti. Medyası, yargısı, yani şeyde temel hüküm bellidir. İşte 5'te 1'i kadar üye isterse kongre olur. Ama Türkiye'de olmuyor yani. Onu da engellemeye çalıştılar. Evet, bunu gördük. Ama bütün engellemelere rağmen, elektriklerin kesilmesine rağmen, kesilen her elektrik milletin verdiği enerjiyi artırıyor. Evet. Ve bu enerji inşallah bugünkü siyasi
rakiplerimiz için de, onların çocukları için de en iyi olan bizim şeye gelmemiz olacak. Yani biz aynı şehrin insanlarıyız, aynı vatanın çocuklarıyız ve bizim gayemiz, bugün bize bunları yapanlar dahil, tabii suç işleyenlere gereği yapılacaktır, bunları yapanlar dahil herkes için iyi olanı Türkiye'de gerçekleştirmek. 25 Haziran sabahı yine tecrübenize dayanarak söylüyorum. Gerçi Sayın Meral Akşener az buçuk söylüyor nasıl bir fotoğrafla karşılaşacağını. Eski bir mülkiyeli olarak 25 Haziran sabahında siz nasıl bir fotoğraf bekliyorsunuz? Siyasi olarak sormuyorum. Devlette nasıl bir fotoğraf bekliyorsunuz? Şimdi ben de biraz işte egzersiz ve hareketle şey yapabilirsiniz ama stres olunca ilaç da almanız denilen bu şeker başlangıcı gibi var. Allah'a şükür durumum iyi ama o vesileyle şunu gördüm. Mesela Cenab-ı Allah bir vücudu bile denge denetleme sistemleri kurmuş. Evet. Şeyde. Demiş ki karaciğere, sen ne gelirse sana, çer, çöp, ekmek vesaire bundan şeker yapabilecek şekilde seni yaptım demiş. Pankreasa da demiş ki sen de vücuttaki şeker yükseldiği vakit insülin diye bir şey salgılamayı şeyi verdim sana, yeteneği verdim. Onunla dengeyi koyacaksın. İşte arabadaki termostat vanası gibi ya, yani motor soğukken kapalı olur, motor ısındığı vakit açılır vana ve motorun hararetini uygun yere getirir. Peki şeyler bunu nasıl yapıyor? İki organ ne yapacağına nasıl karar veriyor? Böbrek üstü bezlerindeki hücrelerin kana nasıl hamlettiğine bakıyorlar. Eğer orada böyle çok can hıraş bir şekilde kana hamlediyorsa hücreler, karaciğer diyor ki enerji ihtiyacı var hücrelerin. Bakın koşturuyor, şey yapıyor. Hemen şeker üretmeye başlıyor. Orada böyle yan gelip yatıyorlarsa, kana hiç bakmıyorlarsa, şeyde rehavet içindeyse o hücreler, bu sefer pankreas diyor ki enerji fazla geldi, benim insülin salgılamam lazım. Şimdi devlette de böyle. Yani devlette de denge denetleme mekanizmaları var. Ya yürütme, yasama, yargı diyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, en milletin iradesinin tecelli ettiği yer, çerçeveyi, kanuni çerçeveyi belirliyor, kaynakları veriyor. Yürütme bu kaynaklar ve bu kanuni çerçeve içinde millete hizmet ediyor. Yargı da millete hizmet ederken çıkan ihtilafları karara bağlıyor. Eğer devletin bir organı, valilik yanlış yapmışsa tazmin et, vatandaşa zarar vermişsin, bu senin kanuni yetkinde değil diyor veya işte şöyle yap, böyle yap diyor. Şimdi Türkiye bunu kaybediyor. Türkiye bu hukuk, bu dengeyi, sağlıklı bir vücut olmayı kaybediyor. Ve her tarafı şey yapıyoruz, yani yine vücuttan örnek verirsek, bir hastalık var, işte vücutta organlar var. Kalp, pankreas, ne bileyim, diğer karaciğer, akciğer, biyoloji bilgim çok iyi değil. Şimdi vücutta hücreler dokuları, dokular organları oluşturuyor. Evet. Şimdi bir hastalık var, baştan söyleyeyim, kanser. Kanserde ne oluyor? Oradaki hücreler vücudun içinde kendilerine ayrılan yeri beğenmiyorlar. Yani yumruk kadar olacaksa orada uğur başlıyor, böyle büyüyor. Büyümüyor. O organ böyle oluyor şeyde. Büyüyor böyle. Bunu yaparken de diğer organlara giden enerjiye el koyuyor. Kaynaklara el koyuyor. Diyor ki işte şeker oraya gidecek, beyne gidecek. Oradan getiriyor, kanın içinden kendini alıyor. Sonra o organ yumruk kadar olacakken böyle oluyor vücutta. Bir adım sonrasında da diyor ki ya ben işte karaciğerdeyse misal, ben diyor buradan razı değilim buna diyor. Bunu bu kadar büyüttüm ama buna razı değilim diyor. Ben diyor akciğerde de olacağım. Ben kalpte de olacağım. Ben beyinde de olacağım. Ben kemikte de olacağım. Ben bağırsaklarda da olacağım. Her tarafa metastaz yapıyor, sıçrıyor. Türkiye'de bir güç açlığı, bir güç sarhoşluğu, bir kibir, her şeyi çok iyi bilirim şeyi o kadar ileri gitti ki bu anayasada, yürütmenin başı böyle bir şey oldu. Yargıya da metastaz yapıyor, yasamaya da metastaz yapıyor, efendim şey yapıyor. Ben Adalet Komisyonu üyesiydim. Anayasa referandumundan sonra HSK üyeleri seçilecek. 83 kişi müracaat etti. Biz
Karma Komisyonu, Adalet Komisyonu ve Anayasa Komisyonu olarak bu 83 kişiyi 21 kişiye indirecektik. Daha sonra genel kurulda 21 kişi 7 kişiye inecek. Şeyler boykot etti iki parti. Bir tek iki parti kaldı orada. İki partinin milletvekili sayısı 34 komisyonda. Ben de üyeydim. Beni Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde olmadık bir şekilde üyelikten aldılar. Anayasa emrediyor, diyor ki bir ay içinde tamamlanır bu süreç diyor. HSK evet. Üyelerinin seçimi. Yani o kadar acil bir süreç olduğu halde 12 gün beklediler. O beni oradan düşürme süreci tamamlansın diye yatırdılar şimdi. Akşam milletvekili arkadaşımızın düğünü var, oraya gideceğiz, burada kalsın falan diye beklediler. Ben oradan ayrılınca seçimi yaptılar. 83 üyeden 21'i hepsi 34'er oy aldı. Bir tane üye bir oy ya da bir tane üye iki oy, üç oy, 33 oy almadı. Hepsi ya bu şeye aykırı, adetullah sünnetullah aykırı. Yani birisi gelse şimdi biz 34 kişi olsak burada, bize 21 tane isim verse bir 83 kişilik listeden, ben bunları istiyorum dese aklımızda tutamayız, şaşırırız. Evet. Bir tane de oylar gizli veriliyor. Hani tek tek sorularak evet. verilmiyor, birbirimize bakarak veriliyor. Sözde gizli veriliyor şeyde. Hepsi 34'er oy aldı. Şimdi bu kimin orada seçtiğini gösteriyor. Evet. Sonra bunlar 21 kişi genel kurula geldi. HSK üyesi arkadaşlarımız. Orada da 7 kişi şeyde genel kurulda A4 kağıdına yazdılar. 3 tane başına çarpı koydular. Kulübeye gidince şey oldu. Orada tam o 34 kişi kadar kontrol edemediler ama 7 kişi 335 ile 342 arasında oy aldı. Diğerleri 1-2 aldı. Yani 21'in ya akrabası olan vardır, kan bağı olan vardır, beraber çalışıp tuz ekmek hakkı olan vardır adaylardan orada, evet. vekillerden. O kadar yoğun bir şey var. Onun için diyorum milletvekili yemini siyaset yapmayacağına, vicdanını diğer partiler için, kurulu partilerde kullanmayacağına dair bir yemin şeklinde. Şimdi hukuk burada gitti. Böyle bir şey var. Bu vücut, o vücuttaki hastalık nasıl, neyle neticeleniyorsa, eğer Türkiye bir an önce hukuk devleti olmazsa işimiz iyi değil. Ben şu örneği mecliste de verdim. Burada da vermek isterim. Mesela Güney Kore, Kuzey Kore. Evet. 1953 senesine kadar aynı halk. Aynı dili konuşuyorlar. Aynı dünya görüşü, aynı dini inanç. Yeraltı, yerüstü zenginlikleri aynı. İklim aynı. Havanın rutubeti aynı. Nem aynı. Mutfak kültürleri. Ya, aklınıza ne geliyorsa aynı. Okudukları, ettikleri falan. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra iç savaş çıkardığı şeyler bu Japonlara karşı şey olanlar ve Güney Kore, Kuzey Kore diye 1953'te ayrıldılar. 2005 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmaya göre Kuzey Kore'de ortalama ömür Güney Kore'den 13 yıl daha kısa. Evet. Şeyden bahsetmiyorum, Samsung'un dünyadaki pek çok devletten, Türkiye'den daha fazla, milli gelirinden fazla cirosu olması, efendim oradaki üniversiteler falan, bunları hiç söylemiyorum şeyde. Milli gelir, kişi başına düşen, basılan kitap, onları hiç söylemiyorum. Ortalama ömür ya, bir saniye ileri geri gitmez dediğimiz şeyde bu kadar fark var. Doğu Almanya, Batı Almanya 1949'da ayrılıyorlar. 49'a kadar aynı şey. İki tane tek yumurta ikizinin birini batıya koysan, birini doğuya koysan 42 yıl sonra tekrar birleştiler, birbirlerini tanıyamadılar. Evet. Hala da devam ediyor. Hala devam ediyor. Bugün bir batıdaki birisi 5 masa ileride oturan bir grubun Doğu Alman kökenli olup olmadığını %95 isabetle tahmin eder. Milli gelir bütün parametrelerde dünya kadar fark oluştu. 42 yıl. Aradaki fark neydi? Aynı DNA, genetik, eğer bir anlamı evet. varsa bence hiç yok. Efendim aynı din, aynı zihniyet, aynı kültür, aynı. Ne fark var? Bir tarafta hukuk var. Yani belki kurallar ideal değil, çok hakkaniyetli değil ama aynı durumda olan herkese aynı muameleyi yapan bir sistem var. Bu olunca siz hesap yapabiliyorsunuz. Hayal kurabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben Boğaziçi'ni bitirirsem 7500 lira civarında aylık gelirim olur. Türkiye'de bu yok. Diyorsunuz ki ben memuriyette dürüst olursam, işte şöyle şöyle çalışırsam müdür olurum, şey olur. Türkiye'de bu yok. Diyorsunuz ki ben müteşebbisim, bir yer kuracağım. Cari faiz haddine, cari gümrük rejimine göre 6,5 yılda geri ödüyor bu. Ya 7 ya 6 yılda orada tutuyor hesap. Ama siz de işte terbiye etmek için
soğan düzeni kuramıyorsunuz kaç yıldan beri. 5 liraya 6 liraya çıkıyor. Şimdi ithal yapıp kendi üreticinizi terbiye ediyorsunuz. Ben et fiyatlarına bakıp Türkiye'deki gümrük rejiminde kesilmiş et yasak Türkiye'ye girmesi diye besane kuruyorum. Azıcık fiyatlar oynadığında o gün ihtiyacınız varsa beni terbiye etmek için sıfır gümrükle canlı kesilmiş et getiriyorsunuz Türkiye'ye. Ben batıyorum ama şeyde. Şimdi insanlar bunu görünce geçen sene bir araştırma yapılmış 14-15 yaşındaki çocuklar %1,5 hayal kurma oranı. Çünkü hayatımızın hiçbir sabiti yok. Dün kahraman dedikleriniz, uğruna metiyeler düzdüğünüz, her şeyde temennalar, buradan hürmetlerinizi gönderdiğiniz adam bugün hainin daniskası olabilir. Dün içeri tıktığınız, hakaret ettiğiniz insanlar bugün kahraman olabilir. Bugün kahraman olanlar yarın şey olabilir. Bugün çok kıymetli bakanınız, siz ona sırtınızı çevirip görev vermediğinizde kongreye geldiğinde, rahmetli bir bakanda biliyorum ben, bizzat görmüştüm Eskişehir'de, isim vermeyeyim, Allah rahmet eylesin, oturacak yer bulamadı. AK Parti'nin 2 numara, 3 numara adamıydı. Bütün şeyler, bütün değerler, para, kaynak, itibar, prestij bir adamın size olan tutumuna göre şey yapıyor. 85 milyonluk bir yapı böyle bir şeyi taşıyamaz. Onun için hukuk çok önemli. Her şeyin başı hukuk diyorum ben. Sağlığın da diye ekliyorum. Çünkü hukuksuz bir ortamda insanın sağlığı da yerinde kalmıyor. Kalmaz. Evet. Peki Bursa özeline gelirsek Sayın Koçdemir. Bursa'yı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bursa'da ne gibi sorunlar var? Acil çözülmesi gereken. Evet. İyi Şimdi, Parti olarak evet. bakış açınız nedir? Şimdi Bursa'nın da ülkenin de sorunları belli. Evet. Yani, kamuoyu araştırma şirketlerinin o sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye sorular var. Cevaplar yıllar içinde birinci, ikinciye geçiyor ama ilk beş hemen hemen aynı. Dördü. Nedir? Ekonomi. Evet. İşte bu öngörülemez, hesap yapılamaz bir ortam var. Hesaplar tutmuyor. Yarın dolar ne olacak bilmiyoruz. Evet. Yani keyfe göre faiz lobisi diyorsunuz. Dolar yükseliyor, 4.92 oluyor. Geç kalıyorsunuz şeyde, sizi ikna etmek için 3 gün uğraşıyorlar. Ondan sonra faizi %50 arttırıyorsunuz. Dünyanın 4. en yüksek faiz veren ülkesiyiz. Ama hala faiz lobisiyle mücadele ediyormuş gibi konuşabiliyorsunuz. Utanmadan, sıkılmadan bu şey var. İkincisi işsizlik. Evet. Yani işsizlikle ilgili popülist politika yapmak sebebiyle ciddi bir çözüm yok. Çözmek de istemediğiniz gözüküyor. Şimdi AK Parti çok oportunist ve pragmatist bakıyor işe. Türkiye'deki bütün seçim sandıklarının çıkışa bakıyor, oy oranlarına bakıyor. Türkiye'de ekonomi, yani kişi başına düşen milli gelir arttıkça AK Parti'ye olan verilen oy azalıyor. Şimdi Bursa'nın semtlerine bakalım. Fakir dediğimiz semtlerdeki oy oranı 70'lerde. Bursa'nın daha böyle orta gelirli, gelir durumu düzgün olan insanların yaşadığı ilçesinde AK Parti belediyeyi de alamıyor. Evet. İki, eğitim seviyesi yükseldikçe AK Parti'nin oyu düşüyor. Düşün, evet. Şimdi AK Parti diyor ki bunlar o zaman yerinde kalsın. Türkiye orta gelir tuzağını, yani 15 bin doları asla göremez bu iktidar olduğu müddetçe. Çünkü AK Parti diyor ki Türkiye çapında 15 bini geçtiği anda 15 bin doları kişi başına gelir. Ben Çankaya'dan, Nilüfer'den, Şişli'den, başka yerden oy alamadığım gibi Türkiye'den de oy alamam. Çünkü şey yapamam. İki, eğitim seviyesi aynı şekilde. Eğitim seviyesi yükseldikçe insanlar daha hoşgörülü oluyor. Farklı hayat tarzlarını kabullenmede daha rahat davranıyorlar. Ama eğitim seviyesi düşük kalıp dünyada olan biten, tarihte olan bitenden habersiz olursak semboller üzerinden rahat yönetiyoruz. Kinleniyoruz. Kindar nesil diyor, alkışlıyoruz. İşte vuracağız, kıracağız. İç dış düşmanlar, onlar memleketin kötülüğünü istiyor. Sanki aynı gemide değiliz. Memleket kötü olunca isteyenler iyi bir şey yaşayabilecekmiş gibi. Ona bile inandırabiliyoruz şeyleri. Yani AK Parti bu iki şeyi değiştirmez. Ama bu diğerlerinin de işine geliyor. Yani bugün İzmir, geçmişte sağ iktidarların çok kazandığı bir yer. Evet. Burhan Özfatura, çok dindarlığıyla bizim de hemşerimiz, hemşerimizdir evet. Kemal Paşalı. İki dönem orada belediye başkanlığı yaptı benim bildiğim diğerleri. Ama şimdi bu yapılanmada herkesin işine geliyor. Demin dediğim statüko muhafızlığı bu. Şimdi CHP
İzmir için çalışmasına hiç gerek yok. Muhtemelen 30 sene sonra da İzmir'i o alacak. AK Parti de çalışmıyor. Eskişehir için de çalışmıyor. Ben oradayken gördüm. Hiç almak için uğraşmıyor. Şişli, Kadıköy vesaire belli. Ama şeyde diğer parti de Kayseri için, Erzurum için çalışmasına gerek yok ve çalışmıyorlar şimdi. Bu herkesin işine gelen bir şey. Küçük bir benim alanım var ve garanti kamplaştırmışız. Onlar Tayyip Erdoğan'ı dinlemiyor bu yerdekiler. Ötekiler de diğerini dinlemiyor hiç. Her zaman garanti bizim oylarımız var. Maksat bu, sistemin ha, içinde kalmıyor. Terlemeden, koşturmadan, şey yapmadan bir düzen gidiyor. Evet. İyi Parti bunu şey yapıyor. Başka nedir mesela? Eğitim. Dünyanın bütün sıralamalarında biz her sene dörder beşer şey geri gidiyoruz. Bunu şey yapmıyor. Yani dünyayı, ülkeleri bir Katar'a benzetirsek tren vagonlarına, sen eğitimde 122. vagondasın. Türkiye'de evet. Sınav yapıyorsun, bir tane birinci çıkarıyorsun. Vagonun en önünde o ama onu en önde birinci bile olsa o, onun önünde 121 tane vagonda öğrenciler var diğer ülkelerin evet. Şeyi. Yani önemli olan oraya gitmek. Nedir? Asayiş, emniyet, güvenlik, terör. İşte çocuklarımız madde bağımlısı vesaire, hiç böyle bir kimsenin derdi yok bununla ilgili. Alkol alma, şu bu, çok genç yaşlara inmiş vaziyette uyuşturucu madde. Özellikle bonzai. Bonzai, şu bu. Şimdi Bursa'ya dersek, Bursa'da bunlardan çok şey değil. Ama Bursa'nın kendi özelinde bir ahenkli, bir bütünleşmiş bir kalkınması yok. Dağ yöresi, Türkiye'de 850 ilçe var. İlçeleri gelişmişlik sıralamasına göre sıraladığımızda 700. 650'nin üzerinde olan yani, ilçeler var. Bu Türkiye'nin batısında evet. Ve kalkınmada her zaman en gelişmiş iller arasında yer alan bir ilin ilçesi olarak. İlçeleri. Kelesi, evet. Büyük Orhan'ı, Harmançı, Orhanelisi. Yani doğudaki, güneydoğudaki ilçelerle. Evet. Hemen İkincisi bu paralel toplumlar sosyolojide var. Şimdi bu yanlış yere devlet için kullanılıyor da paralel deyince oluyor ama. Türkiye, Bursa'da ciddi bir paralel toplumlar şeyi var. Yani Yıldırım'daki yetişen bir çocuğumuzun yarın Nilüfer'de yetişen bir çocuk 50 yaşında bir araya geldiklerinde müşterek bir şey yok. Sizin bizim var. Ben 70'lerdeki bir pop şarkısının iki dizesini söylesem, üçüncüsünü siz söylersiniz. İlkokuldaki okuma kitabında inatçı keçiler desem, kitabın sağında mı solunda mı belli. Ama şimdi çok ayrıştık. Yani sitelerde belli gelir gruplarında olanlar belli sitelerde. Onlar hiç şey yapmıyor. Evvelden bizim mahallemizde, sokağımızda her durumda insan vardı. Meczubumuz vardı, delimiz vardı, evet. Esnafımız vardı, zenginimiz, fakirimiz, terzimiz, memurumuz, evet. Hepsi vardı. Şimdi gidiyorsunuz ağalar bir sitede, ben hala Soğanlı'da oturuyorum babamın şeyinde. Ağalar bir sitede, orada aylık geliri 15 bin lira olanlar duruyor sadece. Bu şey var. Ama acil sorun dersek Bursa'da bir ulaşım sorunu var. Bursa'da halktan kopuk bir ne yaparsam oldu diyen ve paraları çarçur eden bir yönetim var. Mahalli idareler. Bütün şehir olunca her tarafa sirayet eden bir yönetim var. Evet. Bursa'da bir hava kirliliği şeyi var. Ve çevre tahribatı var. Bursa Türkiye'deki 81 vilayet içinde imarı en çirkin olan il. İmarla ömür Arapça'da aynı kökten gelir. İmarınız neyse ömrünüz ne olur? Olur. Bursa bugün yaşlılara dost değil. İhtiyara dost değil. İndiğinizde 300 metre rahat yürüyebileceğiniz bir kaldırımı yok. Pek çok yerde, Soğanlı'da hiç kaldırım yok bir şeyde. Ondan sonra çocuğa dost değil. Kapıdan anne baba olmadan 11 yaşındaki çocuk bile şey değil. Biz daha çocukken ben Çırışhane'den Sümer İlkokulu'na hep yürüyerek gidiyordum, ilkokul öğrencisi. Şimdi lise öğrencilerini anneler babalar okul çıkışında almak zorunda. Evet, maalesef. Emniyet asayişi Bursa'nın ciddi bir problem. Pek çok problemleri var. Ama bunun en büyük problem Bursa'da ne yaparsak fark etmez diyen bir anlayış. Evet. Ve bu ne yaparsak fark etmez diyen anlayışı destekleyen, karşı çıkıyormuş gibi yaparak, mücadele ediyormuş gibi yaparak bunu destekleyen bir sahte muhalefet. O siyaset simsarlarının elinde kalması. Bugün Nilüfer de yeni bir ilçe ama sokağı, caddesi orada da aynı vaziyet devam ediyor. Onun için gerçekten yönetmek isteyen, gerçekten talip olan bir kadroya Bursa'nın çok ciddi ihtiyacı var. Evet, süremiz bitti ama biz son sözlerinizi alalım. Artık seçime gidiyoruz. Pazar günü
seçimler var ve son program bu. Final yapıyoruz. Çok kısa olarak son sözlerinizi alalım. Sayın ben başladığımdan beri aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'de ayrımcılık var, kayırmacılık var, buyurma var, tek adam var ve kaynakların savurması var, kaynak savurganlığı var. Biz diyoruz ki ayırmadan, kayırmadan, savurmadan, kaynakları har vurup harman savurmadan ve buyurmadan milletimizle beraber onun emrinde, onun hizmetinde olarak akılla, ahlakla, adapla, adaletle yönetmeye, ona hizmet etmeye talip bir kadroyuz. İnşallah milletimiz bize bu yetkiyi verecektir, bu gücü verecektir. Ne kadar verirse biz onunla azami ne yapılabiliyorsa hizmet olarak onu yapmak istiyoruz. Pazar günü bu zamana kadar olduğu gibi vakarına, duruşuna, efendim büyüklüğüne yakışır bir vaziyette milletimiz kavgasız, gürültüsüz, sükunetle tercihini sandığa yansıtacaktır. Ve biz ona saygı duyacağız. Milletimizin sevdiğini biz de severiz. Onun için mevcut iktidarı biz meşru olarak kabul ediyoruz. Şey yapıyoruz. Milletimiz kime tercihte bulunursa biz de onu severiz. Ama bize çok tercih etmesini istiyoruz. Olmadığı takdirde kendimizi yenileyip, eksiğimizi tamamlayıp, yanlışımızı düzeltip muhakkak bütün milletimizin gönlünü almak istiyoruz. İnşallah 25'inde büyük ve onurlu Türk milleti ailesi için güzel günlerin başlangıcı olur, iyi bir başlangıç olur. Ben bu vesileyle Bursalı hemşerilerime en kalbi muhabbetlerimi, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Değerli izleyiciler, 24 Haziran sabahında Türkiye seçimlere gidiyor. Cumhuriyet kurulduğundan beri çok seçim yapıldı, çok iktidarlar geldi, geçti ama biz hala bu topraklarda yaşıyoruz. Seçimlere yönelik provokasyonlara dikkat edilmesini ben bir vatandaş olarak temenni ediyorum. Unutmayınız ki geçmişte yaşanan provokasyonlarda gerek Sivas, gerek Çorum, gerek Maraş gibi olayların acısı hala tazeliğini koruyor. Vatandaşlık görevimizi yapalım, mutlaka oyumuzu kullanalım ve oyumuzun da arkasında duralım. Rumeli Televizyonu'nda başka bir programda buluşmak dileğiyle diyelim. Allah'a ısmarladık, esen kalın efendim.